Türker Bey, ABD'nin çekilmesi, Kabil Havalimanı'nın tam anlamıyla artık Taliban'ın kontrolüne geçmesi hakkında görüşlerinizle başlayalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri söz verdiği gibi 31 Ağustos'ta bütün kuvvetlerimi çekeceğim dedi ve en son uçak da Kabil'den kalktı. Amerika Birleşik Devletleri çekildi. Şimdi bu konuda çeşitli değerlendirmeler var. Amerika Birleşik Devletleri yenildi. Aceleyle çekiliyor. Hatta ikinci Vietnam söylemleri bile var. Ben tabii buna katılmakta zorluk çekerim. Niçin? Ben bu işin arkasında yani şunu söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da başarılı olmadığı kesin. Ama Amerika Birleşik Devletleri bunu gördü. Ve orada kalmanın maliyetinin çok yüksekliğini fark etti iyice. Artık kabul edilebilir eşiğin üstüne çıkmıştı. Bir de Amerika Birleşik Devletleri özellikle Asya Pasifik bölgesinde bir kuvvet konsantrasyonu, siklet merkezi yapmaya çalışıyor. Tabii ki bunun için daha başka bölgelerden kuvvet tasarrufunda gidilmesi lazım. Kararını vermiş zaten. Bu konuları yazdılar, çizdiler. Strateji belgesinde, ulusal strateji belgesinde de zaten ifade ettiler. Nereden? Afganistan'dan, Irak'tan, hatta Suriye'de biliyorsunuz birliklerini epeyce azalttılar. Neredeyse 500 civarında iki taburluk bir kuvveti var. Çekiliyorlar. Şimdi bakınız, Taliban'ın lideri, kurucusu kim? Molla Baradar. 2018 yılında Pakistan'daki hapishaneden kim çıkardı onu? Amerika Birleşik Devletleri çıkardı. Nereye gönderdi? Doha'ya. Doha'da kim var? Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı var. Orada çok sıkı görüşmeler yapıldı. Ve 2020 yılında yani geçen sene Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban anlaşma yaptı. Hatta size şöyle söyleyeyim. O zaman yönetimde kim vardı? Trump vardı. Şimdi Biden geldi. Bakınız Biden bir sürü konuda Trump'ın yaptıklarının tersini yapıyor. Hatta yeniden Amerika geldi, söylemlerini geliştiriyor Avrupa'da, NATO'da. Ama gerek Afganistan'da gerek Irak'ta Trump'ın aldığı kararlara uyuyor. Bunun anlamı şu. Demek ki bu kararlar Amerikan devlet sistemi içinde alınmış kararlar, sadece başkanın inisiyatifiyle alınmış kararlar değil. Ve geçen sene yapılan anlaşmaya dayanarak Amerika Birleşik Devletleri harfiyen bu anlaşmaya uyuyor ve geri çekilmesini bugün itibariyle tamamladı. Hatta size şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri 2001'de Taliban rejimini devirdikten sonra o Afganistan'da kukla bir rejim kurdu bir anlamda. Başına Hamid Karzai'yi getirdiler. Değil mi? Daha sonra da Abdullah filan o sistemin içinde görev yaptı. Evet. Bakınız Taliban Kabil'e girerken bu ikisi Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü iki işbirlikçisi güvenlik kaygısına düşmediler biliyor musunuz? Terk etmediler. Hatta 23 Ağustos'ta Karzai'nin evine ziyaret etti. Kim? Taliban. Taliban'ın lideri. Hatta Abdullah da orada yer aldı. Hatta bunlar fotoğrafları servis edildi. Peki CIA Başkanı Baradar'la buluşması var. Yani bunları nasıl açıklayacaksınız? Hatta geçen gün komutanı dedi ki, yani merkez komutanı dedi ki, biz Taliban'la istihbarat paylaşımını devam ediyoruz dedi. Evet. Şimdi bunun anlamı şu, Amerika Birleşik Devletleri bir değerlendirme yaptı. Bu bölgeden çekilmeye karar verdi. Bir anlamda bu bölgenin ortasına pimi çekilmiş el bombasını bıraktı. Şimdi bu Vietnam konusunda da şöyle gelmek istiyorum.
evet 1975'te Vietnam Savaşı'nın bitimi, Güney Vietnam başkenti Saigon'da hani o binanın üzerindeki çatıda konan helikopter, ona binen insanlar, görüntüleri genelde onlara benzettiler. Benziyor mu? Benziyor. Şimdi ne diyorlar, ne yazıyorlar? Aynen Vietnam'da yenildi, çekildiği gibi burada da. Size şöyle söyleyeyim. 1975'te durum öyleydi ama bugün Vietnam'da işbirliği yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Hatta size şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı operasyonunda, çünkü Vietnam'ın aynı zamanda Güney Çin Denizi'nde Çin'le sorunu var. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Çin'in desteğini almıştı. Ama bugün Amerika Birleşik Devletleri Çin'i çevrelerken Vietnam'ı da müttefik olarak değerlendiriyor. Daha geçen gün başkan yardımcısı oradaydı ve müttefiklik teklif etti. Yani beraber hareket etmeyi teklif etti ve olumlu sinyaller alıyor. Yani şunu demek istiyorum. Yani aslında Taliban'la ABD beraber mi hareket ediyor demek istiyorsunuz şu anda? Tabii ki öyle diyorum. Bakınız, şimdilik öyle diyorum. Yarın nasıl gelişir bilmem. Ama şimdilik Taliban'la beraber hareket ediyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anlamda görünür şekliyle yenilip çekilmesi, işte Sovyetler Birliği açısından olumlu filan değerlendirildi. Aynı şekilde Çin için, ama aynı zamanda şüpheli alanlar bunlar. Şimdi bir kere şunu da söyleyelim. Taliban kimin eseri? Taliban nerede neşet etti? Sovyetler Birliği ile mücadele zemininde, ikliminde neşet eden bir örgüt bu. Arkasında kim var? Arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Hatta biliyorsunuz bu coğrafyaya Arabistan'dan o Selefi cihadi gelenekleri getiren Amerika Birleşik Devletleri, yeşil kuşağı monte etmek için. Bu işin arkasında Brzezinski'ye kadar uzanan bir tarihi derinliği var. Şimdi Taliban üzerinden Amerikan karşıtlığı, anti-emperyalist mücadele filan gibi böyle söylemler geliştirenler var ne yazık ki Türkiye'de. Hatta Atatürk'e benzetmeler var. Size şöyle söyleyeyim. Taliban, IŞİD, yer yer IŞİD Amerika Birleşik Devletleri'ne silahını doğrultmuş olabilir. Ama Taliban'da, IŞİD'de, El Nusra'da, Heyet El Şam'da hepsi bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin çocuklarıdır. Yani şöyle mi diyelim o örneğe? Mustafa Kemal zamanında olduğu gibi bir halk isyanıyla ABD oradan atılsaydı örnek belki olabilirdi. Ama burada daha işler karışık diyorsunuz. Taliban ABD ile işbirliği yapıyor olabilir, emperyalizmle işbirliği yapıyor olabilir. Koskoca ABD Taliban'a nasıl yenilebilir? Bunların hep soru işareti. Bunların cevabı yok şu anda. Değil mi? Hani bir... Taliban oraya seçimle gelmedi ki. Darbeyle geldi. Silahlı darbeyle geldi. Peki önünü kim açtı? Amerika Birleşik Devletleri açtı. Şimdi bizim Türkiye'de iktidar Mısır'da Sisi'ye, değil mi? Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in Müslüman kardeşleri iktidardan uzaklaştırmak için anayasal arka planı olan girişimine darbe diyor. Peki buna itiraz yok mu? Şimdi gerçekten ABD Afganistan'da başarılı olmadı. Ama bir strateji değişikliğine girdi. Burada kuvvet tasarrufu yapıp Asya Pasifik bölgesinde siklet merkezi oluşturmaya çalışıyor. Şimdi bakın 26'sında yanlış anımsamıyorsam IŞİD bombaları patlattı. Hatta 60'a yakın insan yaşamını kaybetti. 13 Amerikan askeri aynı zamanda öldü. Değil mi? Evet. Bu işin arkasında kim var? IŞİD var. Bakın Taliban duruma hakim oluyor. Ama Taliban güvenceler veriyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin radikal İslami örgütlerle ise aslında bir sorunu yok.
kendisine yönelen radikal İslami örgütlerle sorunu var. Evet. Şimdi Taliban bu güvenceyi veriyor ama IŞİD o iklimden neşet etmiş bir örgüt. IŞİD daha sınırlar ötesi, daha küresel hedefleri olan, Taliban ise şimdilik diyor ki benim sorunum neresi? Sadece Afganistan diyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle güvence veriyor. Ve aynı zamanda 20 yıl sonra daha pragmatik davranıyor. İşte örneğin Çin'e karşı Uygur bölgesinde herhangi bir rejim ihracına girmeyeceği konusunda güvenceler vermeye çalışıyor. Çin'de en büyük korkusu bu zaten. Onun için ekonomik gücünü ortaya koyarak, Afganistan'ın yeniden inşasını öne sürerek bir şekilde Taliban yönetiminin Uygur bölgesine yönelik bir faaliyet icra etmesini istemiyor. Ve aynı zamanda neden çekiniyor? Çünkü Taliban nerede esas olarak ortaya çıktı? Afganistan'dan Pakistan'a göç eden o grubun içinden, oradaki medreselerden yetişenler arasından çıktı. Kimle arası iyi? Pakistan'la iyi. Bakınız, Pakistan'ın kimle, Çin'le arasının iyi olması nedeniyle Hindistan da bu konuya şüpheyle bakıyor. Hindistan da kendi anlamında güvenceler elde etmeye çalışıyor. Ve Taliban Hindistan'a da güvence veriyor. Hatta diyor ki özellikle Pakistan'la aranızdaki Keşmir sorunu iki ülkenin arasındaki sorundur diyor. Beni ilgilendirmez diyor. Bir anlamda pragmatik davranmaya çalışıyor. Hindistan'ın husumetini kazanmamaya çalışıyor. Rusya aynı şekilde, Rusya da endişeyle karşılıyor. Çünkü Rusya'nın arka bahçesi durumunda Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan var. Buraya yönelik, buradaki Müslüman nüfusa yönelik ne bileyim bir cihatçı hareketinden, bir selefi cihatçı devrim ihracından çekindiği için şüpheyle yaklaşıyor. Bu bölgeyi kontrol etmeye çalışıyor ve Taliban da bunu bildiği için ne yapmaya çalışıyor? Güvenceler vermeye çalışıyor. Şimdi bakın, bütün komşularına göre aynı şekilde bunu İran'a karşı da yapıyor. İran'ın en büyük endişesine Şii Hazaralar. Bu konuda da Taliban güvence veriyor. Ama size şöyle söyleyeyim. Herkes bu sisteme, Taliban'a şüpheyle bakarken sadece açık çek veren kim biliyor musunuz? Türkiye veriyor. Bakınız, sadece Türkiye açık çek veriyor. Hatta Türkiye biliyorsunuz iktidar tarafından ne açıklama yapıldı? İnanç olarak benzer olduğumuzu, yakın olduğumuzu açıklama yaptı. Hatta havaalanı bekçiliği, işte Karzai Havaalanı'nın işletmesini almak istedi. Orada askerimizi bırakmak istedi. Ama bir şekilde bu gerçekleşmedi. Bakınız, bizimkiler istediği halde, iktidar istediği halde bu gerçekleşmedi. Niçin? Taliban istemedi. Peki, mesela burada bir örnek vereyim mi Türker Bey? Yani nasıl dış politika olması gerekiyordu diye soracağım size. Mesela Merkel demiş ki açıklamasında, Taliban'la görüşüyor olmamız onları tanıyor olmamız anlamına gelmez diye bugünün açıklamasıydı o. Bugün oldu. Yani Alman devleti demek ki alttan görüşüyor ama diyor ki tanıyoruz anlamına gelmez bu diyor. Biz tanıyoruz diyoruz. İşte böyle bir tam bir fark mı var acaba arada? Tabii ki fark var. Bir devlet insanı yaklaşımı var. İktidarlı bir yaklaşım var. Sağduyulu bir yaklaşım var. Türkiye'de bir kere Taliban'a karşı açık çek vermemeliydi. Tanımamalıydı. Özellikle orada kalmaya çalışmamalıydı. Ama bütün komşularına bakınız. Herkes şüpheyle yaklaşıyor. Herkes daha tedirgin yaklaşıyor. Açık çek vermiyor. Ama Türkiye Taliban'a açık çek veren tek ülke. Bu gerçekten büyük sakıncalar içeriyor ve bu anlamda bakınız, insanlar Taliban'dan kaçıyorlar. Taliban'ın
ceberrut, vahşi yönetiminden kaçıyorlar. Türkiye bu tür davranışlar içinde bulunarak Taliban yönetimini meşrulaştırıyor. Bir anlamda bu göçü tetiklemiş de oluyor. Şimdi bugün yabancı kaynaklara bakıyorum. Ben çünkü iktidarın verdiği rakamlara inanmam. Yabancı kaynaklarda diyor ki Türkiye'de 200 bin ile 600 bin arasında Afganlı göçmen var diyor. Şimdi bugün dünyanın en büyük tehdidi çağdaş ülkelerin gördüğü düzensiz kontrolsüz göç. Şimdi bugün Türkiye'ye böyle bir göç var. Türkiye için büyük tehdit. İktidar yaptığı yanlışlarla bu göçü tetikliyor da aynı zamanda. Ne yapıyor? İşte Taliban'ı meşrulaştırıyor. Taliban'a destek vermeye çalışıyor. Bakın neler yapılabilir? Bu göç engellenmeye çalışabilir. Taliban'la bu konuda masaya oturulabilir, görüşülebilir. Peki iktidar bu konuda Taliban'la masaya oturup görüşmeye kalkıyor mu? Hayır. Peki bu göçten kimler rahatsız? Komşuları. İşte bir tanesi İran, diğeri kuzeydeki Rusya'nın arka bahçesi durumundaki ülkeler. Komşuları Pakistan. Bu konuda bu ülkelerle birlikte bir uluslararası girişim yapmak, toplantı yapmak, bu göçü engellemeye çalışmak yaptı mı iktidar? Yapmadı. Ve bir şekilde Türkiye'ye girenler Türkiye'ye dağılıyor. Halbuki ne yapılması lazım? İşte çeşitli kamplar, sığınmacı kampları oluşturmak lazım. Onları oralarda enterne etmek lazım. İyaşelerini, güvenliklerini sağlamak lazım. Hani Türkiye'de kabul edilebilecekler olabilir mi? Olabilir. Onlar için eğitim yapmak lazım. Topluma entegre etmek için. Ama bunlara bakıyorum ben, iktidarın böyle bir şeyler yaptığı yok. Şimdi bakınız, Çin'in aynı zamanda nüfuzunu burada arttırması Pakistan'ın da elini kuvvetlendiriyor. Şimdi bir anlamda ne biliyor musunuz? Bu konuya Hindistan şüpheyle bakıyor. Şimdi hani diyorum ya ben, Amerika Birleşik Devletleri bunu planlı yapıyor diye. Yani bir anlamda başarısızlığını da bir strateji değişikliğine giriyor. Orada bir istikrarsızlık alanı yaratıyor. Ve aynı şekilde bu istikrarsızlıktan çok ciddi biçimde etkilenecek olan Hindistan'ı da kendi saf, bakınız Çin'le olan mücadelede, hatta biliyorsunuz Şio üyelerinden bir tanesi Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri uzun bir süreçtir Hindistan'ı oradan bir şekilde koparmak ya da Çin'in yanından uzaklaştırmak, bu mücadelede kendi yanına taşımak istiyor. Şimdi Afganistan'daki istikrarsızlaştırmadan ve tabii ki Pakistan yakınlığı, Çin aralarındaki bağ, Hindistan'ı bir şekilde nereye doğru itiyor bu? Amerika Birleşik Devletleri'nin yanına doğru itiyor. Peki Pakistan içinde başka sorunlar çıkarabilir mi? Tabii ki çıkarabilir. Tabii. Çünkü Taliban biliyorsunuz bunlar genel olarak Peştun. Yani Afganistan'ın üçte bir nüfusu Peştun. Ama şöyle düşünün, Peştunların büyük bölümü de nerede yaşıyor? Pakistan'da yaşıyor. Bakın Pakistan bu işin içinde olmasına rağmen, hatta Afganistan'ı Amerika Birleşik Devletleri işgal ettiği anda bile, Taliban'ı devirdiği anda bile, Taliban'la ilişkisini koparmadan destek sağlamış bir devlet bile buraya şüpheyle bakıyor, biliyor musunuz? Bunun Peştun milliyetçiliğini tetikleyebileceği, Pakistan'ın bile bölünmesine neden olabileceğini düşünüyor. Çünkü biliyorsunuz Hindistan-Pakistan sınırı çizilirken İngilizler tarafından bir Durant hattı vardı. Bu hat üzerinden çizildi. Peştunlar ikiye bölündü. Daha sonra 47'de Pakistan'ın kurulmasıyla birlikte Peştunların bir bölümü bu tarafta, bir bölümü kuzeyde Afganistan'da yaşıyor. Bakın Pakistan hem durumdan memnun ama aynı zamanda da kaygıyla bakıyor. Çünkü bunun kendisine yönelik bazı sonuçlar doğurabileceğinden korkuyor.